Az önce jandarma geldi. Ceza keseceklerini söylediler. Kardeşim. Sabah 7'de çıktık biz yola. Dönerken birini bacağından sürüye sürüye buraya kadar getirdik. Gülşah gerildi, biz gerildik, sinirlendik. Sağda solda gördüğünüz her yer yanmış aslında baktığınızda. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir kamp yolculuğunda buradan Antalya'ya doğru yola çıktık. Sabah videoya giriş yapmayı denedik ama daha afyonumuz bile patlamadığı için biraz erken yola çıktık. Yolda videoya giriş yapalım dedik. Şu an Antalya'ya doğru gidiyoruz. 2,5-3 saattir yoldayız. Videografer Cemil, başladık mı kayıda kardeşim? Arkadaşlar bir yemek molası verdik. Alışveriş yapmadık. Bagajda, buzdolabında yemeklerimiz var fakat soğuklar. Isıtmadan da yemek keyifsiz olacağı için burada sıcak bir köfte yemeye geldik. Yemeğimizi yola devam edeceğiz. Evet, Antalya'ya geldik. Şimdi rotamızı kamp alanına çevirdik arkadaşlar. Arkadaşlar kafayı yedik ya yavaş gitmekten. Antalya'ya geldik. Şimdi 1 saat 10 dakikalık bir süremiz kaldı gideceğimiz yere. Fakat biz arabayı lastiklerini büyüttüğümüz için çapları bayağı bir büyüdü. Bundan dolayı da burada ibrede 60'la gittiğimizi sanarken çapı büyüdüğü için lastiğin arabanın hızı 12 kilometre daha hızlı gidiyor aslında. Yani ibre ile lastik orijinal standartında olmadığı için daha hızlı gitmemizi sağladı. Bundan dolayı da büyük bir ihtimal bayağı bir trafik cezası yemişizdir diye düşünüyorum. Umarım ki yememişizdir. Bakacağız döndüğümüzde ne gelecek bize. Gideceğimiz yere 1 saat kaldı. Kamp alanına doğru hızlı gitmek istiyoruz. Çünkü akşama kalmak istemiyoruz. Kurulmamız lazım bir an önce. Bir yarım saattir böyle bozuk bir orman yolda ilerliyoruz arkadaşlar. Saat şu an 8.30, sabah 7'de çıktık biz yola ve sürekli araç tepesindeyiz. Çok keyifli geçmedi bu kısmı ama değeceğine inanıyoruz. Çok güzel bir koya gidiyoruz ve şu an bayağı bir yorulduk, acıktık. 2 öğün falan yapabildik. Şimdi Koko çok sıkıldı, Gülşah bir tane incir yedi. Sopayla vurabilirsiniz. Aa, maskeyle koparayım. Koparıyorum. Onu bıçakla açarsın. Elinle yapma bence. Dikenli incir. Dikenleri üzerine döküldü. Biraz yolculuğumuz bu şekilde geçiyor. Yolculuğumuz bitsin isteniyor. Videografer Cemil Bey, sizde durumlar nasıl? Ben heyecanlıyım. Çünkü orada çok güzel şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Biz de onu umut ederek bu bozuk yollardan yardıra yardıra gidiyoruz. Bir de market alışverişimizi yapacağız. En yakın yerde nerede bulursak. Ondan sonra da kurulup tadını çıkarmaya çalışacağız Antalya'nın. Şimdi yola ağaç devrilmiş. Bunun birkaç dalını kesmem gerekiyor geçebilmek için. Aksilikler devam ediyor. Ama pozitif düşünelim. Aşacağız bunları da. Kör bir baltamız var. Bir tane de iyi bir desterimiz vardı. Pardon, adınız Soğuk muydu? Gel abi. 2 hours later. Herkese iyi akşamlar. Kamp yerine vardık. Hakikaten çok zor bir yoldu. Yolun yarısında vazgeçsek, geri dönsek mi diye düşündük. Gülşah gerildi, biz gerildik, sinirlendik. Ama geldik şu an. Yani denizin dibine çadır attık. Kuruluyoruz, hatta mekan burası. Şu an kuruluyoruz. Yarın çok daha düzenli bir hale getireceğiz. Acele kurmaya çalışıyoruz. Karnımız çok acıktı. Yemek yememiz lazım.
bir şeyler ısıtıp yiyeceğiz. Sonra yatacağız. Sabah da burayı size göstermeye çalışırım. Kardiyo yapacak mıyız? Kahvaltı yapacağız. Emin değilim ama bir kahvaltı hazırlıyorum. Ona eminim. Dertsiz masa örtümüzle. Masa örtüsü hepinizden dertsiz arkadaşlar. Şu güneş dönsün. Güneşlenmeyi hayal ediyorum şurada. Şu şezlongu tek başıma şuraya koysam beni yine drone'la çeker misin? Arkadaşlar, herkese selam. Cemil'in kardiyosu gelmiş. Cemil'e dedik ki, sevgili videografer, sana kardiyo yaptıralım. Kim? Gülşah Reis tarafından. Gülşah Hoca, out of office. Kardeşim, böyle bir ortamda da kardiyo yapılmaz be, öf be. Konuşmayı izleyerek kardiyo yapıyorum. Puan mı veriyorsun şu an? Sınıyordur diye tahmin ediyorum. Vallahi yani başladım diye. Şu an bir 300 kalori yaktım aslında ama. Sen dizinle bir egzersiz yapamıyordun değil mi Cemil? Sakatlığın abi, vardı. Şey helal olsun. 6 ay önce merdiven çıkamıyordum yani. Arkadaşlar, Cemil düzenli spor hayatına başladı. Bundan 6 ay öncesine kadar düzenli spor yapmıyordu. Sakatlıkları vardı. Onları atlattı ve şu an düzenli kilo alıp vücut geliştirmeye başladı. Ve gayet fit bir arkadaş. Ve işi de video üzerine olduğu için, sürekli yoğun olduğu için de... Sporu devam ettirmesini takdir ediyorum. Tebrik ederim kardeşim. Koku, hadi denize gidiyoruz kız. Hadi. Koş. Gel. Yavaş. Hadi gidiyoruz. Ya seviyor, sevmez olur mu? Sevmezse peşinden gelmez. Kendi atlayıp geldi. Gel koku. Gel. Sen şişmeye kalk gelsene. Gel iyi, Evet, şimdi ufak bir burada neler yaparız antrenmanda, onlara bakalım istedik. Şimdi ben önce squat yapacağım. Bir 3 set 10 tekrar ya da 15 tekrar yapabiliriz. Sonuçta sahil antrenmanı. Birkaç kalça hareketi gayet güzel yapılır. Hatta suyun kuvvetini alarak kickback yapma planlarım var. Ne kadar olur bilmiyorum ama 3 farklı hareketi tur şeklinde yapayım. İkinci hareketi back lunge yapacağım. Kayalık biraz kayıyor. Şöyle ayağımı sabitleyeceğim buraya. İndim, çarpmadan gerideyim. Aynen. Bu hareketi yaparken de öndeki ayağın topuğuna yüklendiğin zaman her zaman daha çok kalça aktif oluyor. Su zaten her zaman insanı biraz daha yoruyor. Bir setimiz 3 sete bedel midir? Çok inmiyorum. Arada dizimi vuruyorum görmediğim için. Çünkü şeyde gibiyim. Bosu var ya. Bosu da her zaman stabilizasyon daha zor, denge daha zor. Nabzıma bakayım aynı anda. Cemil, karın kaslarım çekiyor musun? Sevdim ya. Keşke adaya falan düşsen. Mümkünse yemeğim gelsin. Leziz diyet geliyormuş adaya.
Çok yorgunum bugün. O yüzden çok sulanmış formu. Çünkü bayağı yorgunum ama. Hem iyi uyumadım, hem yol boyunca bir 14 saatte falan geldik buraya ya. Ama güzel, şimdi kahvaltı yapmalıyız. Arkadaşlar, şu an çok mutluyum. Çok güzel bir yere geldik. Cemil, tekrardan şöyle bir gösterir misin kardeşim? Kimse yok. Tam istediğimiz gibi. Her şeyimiz var, çok şükür. Şişme yatağı da patlattık ama tamir ettim. Şu an yapışıyor. Diğer şişme yatakta su da açıldık, yattık. Çok keyifliydi. Telefonumuz çekmiyor. Şöyle bir yöntem bulduk. 3G bir diş çekiyor. Onu orada bırakıp telefonlara cevap vereceğim biraz sonra WhatsApp destek hattına. Burada tabii ki mesai yapacağız arkadaşlar akşamüstü. Bütün telefona da akşama kadar da dönüş yapacağım. Onun haricinde şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Kardiyo yaptık. Yarım saat, bir saattir sudayız. Bayağı bir kalori yaktığımızı düşünüyorum paletle, Koko'yla, Gülşah'la beraber. Gülşah da orada kardiyosunu egzersiz yaparak kullandı. Tercih ben de suda yüzerek, sonra da güneşlenerek kullandım. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da buranın tadını çıkaracağız arkadaşlar. Ama o gece geldiğimiz yola değdi değil mi? Yani hakikaten saat 9.30-10'la arasında geldik akşam. Önünüzü göremiyorsunuz. Arabanın ışıkları fazla olmasa ciddi anlamda tehlikeli bir yol. Gündüz sorun yok ama gece çok tehlikeli. 10'da buradaydık herhalde, 10.30'da falan ama 200 metre kala buraya geri dönmeyi düşündük. Çok gerildik, sinirlerimiz bozuldu. Uçurumun dibinde gidiyoruz. Öyle bozuk yol ki zikzak çiziyoruz. Doğru gittiğimizi de bilmiyoruz çünkü telefon çekmiyor. Haritayı göremedik. Gülşah çok gerildi, ağladı falan ama arkadaşlar çok güzel şeyler biraz zahmetli yollardan geçildikten sonra elde ediliyor. Bunu bir kez daha görüp yaşamış olduk. Şu an her şey çok keyifli. Biz bir kahvaltı yapalım. Buraya gelip de ara sorunumuz olmaması lazım ya. Cemil. Bence hızlı bir şekilde yiyip bitirmemiz lazım abi. Yemeğe geliyorlar. Arkadaşlar hemen yemek yememiz lazım. Hem açız hem de arılar yemeğe geliyor ve yemezsek bunlar habire bizim başımıza üşüşecek, yemeği yiyemeyeceğiz. O yüzden bir an önce yemeğimizi yememiz lazım. Kardeşim yemek yememiz lazım. Lanet olsun yemek. Biraz yanmaya başladık. Hava bir açık bir kapalı, buluta giriyor güneş. Şimdi içme suyumuz azaldı bizim. Ve buradan merkeze gitmek, o yol o kadar bozuk ki tekne olmadığı için en az 1,5-2 saat sürüyor. Bunu da yapmak istemiyoruz. Bir tulumba varmış burada. Tulumbadan su çekmeye gideceğiz şimdi. Biraz da arı var orada. Umarım bizi sokmadan tulumbadan suyumuzu çeker geliriz. Evet arkadaşlar, hadi gidelim. Ya buradaki börek kabını bilerek koyduk. Arılar bize gelmesin de gitsin oradan yesinler diye ama sağ olsunlar o kadar kalabalıklar ki orası doldu, gene bize geldiler. Onun avradını oğlum, bu arılarla Cemil gelirler mi bize kardeşim? Bence kamerayı bir yere koysan, sen arı kovalasan, ben su çeksen nasıl olur? Direkt çek mi diyorsun? Kanka burada bize sokarsalar kör olabiliriz yani. Baksana oğlum, hepsi eşek arısı. Eyvah eyvah eyvah. Yeah. Buz gibi. Arı bana sokarsa kanka çok kötü yapacağım seni. Ah. Kardeşim. Arıdan mı kaçayım? Bana da konduklarını hissediyorum Cemil. Kardeşim yapmayın. Şurada biz bizeyiz. Sadece gerçek erkekler burada duş alır. Güzel abi, ledlere güzel pres yapıyorsun bak. Koko, hazır mısın? Hazır mısın kızım? Aynen 6'yı 10 geçiyor saat şu an. Hava karardı. Çok güzel bir gün geçirdik. Bir film izleyeceğiz. Sinemamızı kuruyoruz şu an. Akşam açık hava sineması. Bunu da
Alacağımı bilmiyorum. Instagram'da duyurmuştum. Gördünüz mü bilmiyorum da. Güzel bir açık hava sineması aldım. Bir de geçenlerde projeksiyon aldım kamp için. Şarjlı. Şimdi güzel bir açık hava sineması yapacağız. Siktir git. Evet arkadaşlar, sinema hazır. En üstte başlayacağız önce. Gel. Gel. Tak sen. Sadece bunu buradan oraya ben nasıl götürürüm? Yes. Şöyle ağaçtan salık dursun. Evet, mekan hazır arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yedik, filmimizi seçeceğiz ve izlemeye başlayacağız. Uzun zamandır böyle kamp yapmanın hayalini kuruyordum. Kuruyorduk daha doğrusu Gülşah'la bir... Pardon, kardeşim yine Gülşah dedim. Kes! Ya oğlum sen niye kesiyorsun ya? Lan şakanın içine sıçtı şu an. Gülşah dedim, özür dilerim. Sevgilimle birlikte uzun zamandır bu kampın hayalini kuruyorduk arkadaşlar. Evet, şimdi güzel bir çay demledim. Cemil çay ne durumda bakalım mı? Püfür püfür. Domuzlar geldi. Ayaklandık şu an. Ama yavru domuzlar, çok büyük domuzlar değil. Zararsızlarmış. Burada bizden önce kamp şey yapan... Kişiler söyledi. Şuradan bir şey gel. Pet şişeye. Çadırın ışığı yok mu aşkım? Niye onu takıyorsun? Kötü mü? Hayır, bunu düşündün de yani çadırın ışığı yok muydu ya? Arkadaşlar domuz avından döndük. 3 tane domuz vurdum. İkisi yaralı, biri ağır şekilde yaralı. Dönerken birini bacağından sürüye sürüye buraya kadar getirdim. Şimdi de kesip yiyeceğiz. Öznur canım. Şey demek istedim bir de ya. Dün bana yazan kişi falan vardı. Yani bilgi alıp... Koku. Hadi kızım gel yemek yiyelim. Geç otur burada hadi. Sırmalık yaptım. Güzel olmuş mu aşkım? Ne var içinde? İçinde marul, çok az işte turşu var. Bir turşu dörde böldüm öyle. Organik satın al acılı sos, acı sos ve çok az ketçap. Şunlar da yine organik satın alın konserve tavukları. Zaten hiçbir sosa ihtiyaç duymuyorsunuz. Karabiber falan ekli içinde çok iyi. Tekneler de gidiyor bu arada. Ada bizimmiş gibi olmadım. Ada yalnız, ada diyorum. Burası bizim zaten. Bunlar misafir geldi buraya. Bizim. Koku'yu da benlendiğine göre her yer bizim. Hadi buyurun. Bizi biri şikayet etmediyse bence götür. Ha? Bizi biri şikayet etmediyse bence götür. Bizi bugün gelen adam şikayet etmediyse aslında bence. Dedim ya, hiç iyi enerji almadı onlardan. Keşke bugün geldik deseydi. Aleyküm selam abi. Araç dedin mi de? Evet abi. Çünkü burada hiç çekmiyor. Ama çeken bir yer bulursa arayacağım. Arkadaşlar, az önce jandarma geldi. Ceza keseceklerini söylediler. Çünkü yasakmış 31 Ağustos'a kadar. Bugün de 31 Ağustos. Yani gece yarısı bu yasak bitiyor. Haberimiz yoktu. Bilsek zaten yasak çiğnemeyiz. Buraya da gelmeyiz. Ayrıca ormana girip ateş yakanlardan dolayı bu yasak var biliyorsunuz. Milli sporcu
olduğumuzu söyledik. Yasak çiğneyecek ya da buna yeltenecek insanlar olmadığımızı söyledik. Güzelce açıklama yaptık. Bu gece çıkmamızı istediler. Tamam dedim, toparlanırız dedim. Sonra anlaştık. Telefon numaramı verdim. Çıkınca haber edeceğim. Çünkü yolu kapatacaklarmış biz çıktıktan sonra. Sonra geri gelip bu gece kalın. Yasak bu gece bitiyor. Kesinlikle ateş yakmayın. Yarın da çıkarsınız gibisinden bize müsaade ettiler. Buradan kendilerine teşekkür ederim anlayış gösterdikleri için. Yasaktan haberimiz olsaydı zaten gelmezdik. Böyle bir durum oldu. Bize ceza da kesmediler. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olsun, güzel de muhabbet ettik burada. Görüşmek üzere. Dedik gitti. Bakalım. Yani biraz üzüldük onları görünce. Şimdi de keyfimiz yerine geldi. Benimle yürüdüğün her yol güzel. Doğru. Nasıl koydum lafı? Oğlum bunun içinde de bir sürü arı ölmüş ha. Üf. Neymiş? Önce buranın sularını dolduralım. Niye? Abi turumbayı çalıştırmak için buraya su dökmen gerekiyor. Bakım yapsın diye. Koko. Üç. Aynen. Gözüküyor abi, gözüküyor. Kaçıyorlar şu an. Arkadaşlar çok güzel bir film izledik ve bu filmi size önermek istedim şu an içimden gele gele böyle. Film Cemil'in önerisiydi. 2012-2013 yapımı bir Japon filmi mi, Kore filmi mi, öyle bir film. Şu an filmin hemen ardından çekiyorum bu sahneyi. Duygulandık, çok güzel bir filmdi. Hatta filmin ardından filmin devamını yazdık burada. Öyle, böyle olmalı. Böyle. Sanki böyle biz bir mutlu aile tablosu görmek istiyoruz yani. O yüzden yazdık devamını. Filmin adını söyleyeyim. Eğer ne filmi diye merak eden olursa mutlaka izlemesini isterim. Ve ondan sonra yorumlarını da benimle paylaşmasını isterim. Film Kim'in Adası. Kim Ayıraç İn Adası. Hatta ben videoda bir fotoğraf koyarım size. Hangi filmin olduğunu oradan bakın. Buradan size film hakkında içerik vermeyeyim. Keyfi, heyecanı kaçmasın. Ama filmin sonunda... Son iki... İçerik vermeyeyim diyeyim. Hayır hayır. Evet, çok güzel bir filmdi. Bu filmi mutlaka izleyin arkadaşlar. Biz çok duygulandık. Herkese günaydın. Ben yine sabah sabah böyle biraz koştum sahilde bir iki tur. Şimdi de direnç bandımı getirmiştim. Onunla böyle birkaç egzersiz yapacağım. Onu da size çekelim istedik. Şu şekilde önde tuttum. Yukarıdayım. Enseye lat pull down gibi indiriyorum. Tekrar yukarıdayım. Öndeyim. Bir 15 tekrar. Bayağı rahatlatır. Kalçayı yukarıda sıktım. Bıraktım. Sıktım. Bıraktım. Bunu yaparken bandı dışarı doğru itiyorum biraz. Bir tık daha zor olsun isterseniz de. Yukarı açtım, kapattım, bıraktım. Onların sesi mi? Koko! Koko! Abicim korkma, ısırmıyor. Fake atıyor. Aferin benim kızıma be. Bir de nasıl mutlu şerefsiz. Nasıl bağırırken mutlu. Takla attı çocuk. Aferin kokoma. Aferin çocuğuma.
Arkadaşlar, Antalya Manavgat'a doğru yola çıktık. Yaklaşık 4,5 saattir yoldayız. Yorulduk. Buraya gelmemizin amacı, sosyal medyada bir bağış kampanyası başlatmıştık biliyorsunuzdur. Ülkemizde çıkarılan orman yangınları ya da çıkan orman yangınlarından dolayı zarar gören ailelere bir nebze olsun yardım edebilmek için bir bağış kampanyası başlattık. 2 aylık uzaktan eğitim paketi fiyatını 150 TL'ye düşürdük. Ve katılım sağlayabilsin herkes, destek olabilsin diye böyle bir kampanya yaptık. Güzel de bir bağış parası topladık. O parayı teslim etmek için buraya geldik. Bizzat kendimiz elimizle ailelere verelim istiyoruz. Derneklere bağışlamak, İstanbul'da bu parayı bir derneğe falan da verebilirdik. Ama biz içimiz rahat etsin diye direkt geldik, kendimiz vermek istedik. Biraz sonra belirlediğimiz ailelerle, iletişim kurduğumuz ailelerle görüşmeye gideceğiz. Bir nebze olsun onlara yardımımız dokunursa topladığımız ufak miktar bir parayla 3 aileye yardım edeceğiz bu arada. 3'e böleceğiz parayı. Toplam meblağ da 34.500 TL gibi bir rakam toplamıştık. Onu teslim etmeye geldik. Yani bu konuyla ilgili çok konuşacak bir şey yok. Onların yardıma ihtiyacı var ve ben de her zaman böyle durumlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Göşal'la birlikte böyle bir bağış kampanyası başlattık. Onu sonlandırmak için buraya geldik. Arkadaşlar, bir aileye bir miktar parayı teslim ettik. Biraz orada sohbet ettik. Yanan evleri yıkılmış. Yapılıp yapılmayacağı konusunda 10-15 gün içinde belediyeden haber çıkacakmış. Akrabaları, komşuları da aynı şekilde orada yanan mahallede bazılarına yardım gitmiş. Şu an bizim gittiklerimize yardım gitmeyen aileler. Onlara bir miktar para teslim ettik. İhtiyaçlarını kendileri alsın diye. Evleri için işte çamaşır makinesi, buzdolabı gibi birkaç beyaz eşya, baza falan alınmış ama daha alınmayan birçok şeyi var. Onların birkaç parçasını da bizim verdiğimiz paradan tedarik ederler diye düşünüyorum. Şimdi diğer belirlediğimiz aileye doğru yola çıktık. Şurada kaç dakika var? 9 dakika var gözüküyor. Arkadaşlar, ikinci yardım edeceğimiz ablayı bulduk. Hayvanlarını otlatıyordu. Bahçenin oraya gittik, hayvanları otlattığı bahçenin. Sonra abisi falan gelmişti. Köye gidelim isterseniz, yanan yerleri görün derken oraya gidiyoruz şimdi. Bu sağda solda gördüğünüz her yer yanmış aslında. Baktığınızda yanan yerleri görebiliyorsunuz. Çok kötü durumda. Her yer simsiyah olmuş, ağaçlar falan. Evet. Bağış paralarını teslim ettik. Kırmızıda da geçtik. İnşallah ceza yemeyiz. Şu an için kemer cezası yemeyelim. Paraları teslim ettik arkadaşlar. Biraz sohbet ettik buradaki ailelerle. Neler oldu, neler bitti. Pek teyzeyle çektik. Yani oradan görüntü çekmek istemedik. Onları rencide etmek istemedik ki öyle bir niyetimiz de yoktu. Biz paraları getirip bizzat biz teslim edelim istedik. İçimize sinsin istedik. Teyze öyle de yaptık. Evleri yananları, ölenleri, işte hayvanları gidenleri falan, onları biraz konuştuk. Bizi ağırlamak istediler işte ellerinden geldiği kadar. Öyle yani, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Diyecek pek de fazla bir şey yok. Durum bu. Bir şey demek istiyor musun aşkım? Yani çok üzücü bir durum gerçekten. Yani o aileler bayağı şeyler, konteynerlerde falan kalıyorlar. Çok zor bir durum gerçekten. Belli bir kısmına biraz yardım, destek falan bayağı bir hatta gitmiş aslında da. Tabii ulaşmayan ya da hiçbir şekilde düzeni tabii bir baştan bir şekilde kuramazsın zaten o köyde yaşayan o teyzeye o evini bir daha hani veremezsin yani. Böyle işte hayvanları falan ölmüş, onlara çok üzülmüşler. Bir teyze kendi bir miktar yanmış, yanmaktan kurtulmuş falan. Böyle çok üzücü yani gerçekten. Çok saçma yani. Ve hala o kadar çok yardıma ihtiyaçları var ki yani verdiğim yardım parası, bağış topladığımız paranın çok küçük olması beni çok üzdü. Öyle şu an konteynerde kalıyorlar. İşte 3-5 kişi tek konteynerde. Evi olmayanı eşinin dostunun yanına göndermişler. Bir de çok samimi insanlar. Yörüklerden bu
son bağış yaptığımız kişi. Ya öyle işte. Videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.